Güneş panelleri neden pahalıdır? Güneş enerjisi yükselen kurulum trendi, dünya çapında büyümeye devam ediyor ve 2017'de yeni kurulumlarda büyük bir artışla 400 gigajata ulaşıyor. Bu rakamlar bu üst büyümeyi iki faktöre borçlu. Politika belirleme ve güneş fotovoltaik maliyet düşüşü. İlk faktör, güneş enerjisi teknolojisinin gelişimini teşvik etmenin bir yolu olarak devlet kurumları tarafından etkinleştirilen teşviklerle bağlantılıdır. İkincisi, güneş enerjisi sisteminin makul maliyetlerle kurulması ve sonuçta bu kurulumdan olumlu bir gelir elde edilmesinin fizibilitesiyle, yani edilen gelirle doğrudan ilgilidir. Bir güneş sisteminin maliyetini etkileyen etmenler, aşağıdakilere göre değişken birçok faktöre bağlıdır. Teknoloji türü, coğrafi konum, market boyutu, sistem boyutu ve tasarımı, devlet teşvikleri, vergiler, yerel izinler, kurulumcu yükleniciler. Solar PV maliyetleri, ister arazi ölçeğinde, ister ticari veya konut amaçlı olsun, güneş sisteminin uygulamasına bağlı olarak değişir. Bu yazıda konut, iş yeri güneş fotovoltaiklerine odaklanacağız. Bir güneş sisteminin maliyetini etkileyen ana faktörler. Bir ev güneş enerjisi sisteminin en uygun maliyetli performansını elde etmek için çeşitli unsurlar dikkate alınmalıdır. Bazıları sizin tarafınızdan seçilebilir, ev sahibi olarak, bazıları ise seçilemez. Birincisi, şebekeden bağımsız veya şebekeye bağlı bir sistemin seçimidir. Bu karar 3 faktöre bağlıdır. Kurulum yeri, elektrik şebekesinin güvenilirliği, panellerin sağlayacağı yükün önemi. Güvenilir bir elektrik şebekesine erişiminiz varsa, en iyi teknik ve ekonomik çözüm güneş panellerinizi şebekeye bağlamaktır. Şebekeye bağlı güneş panelleri, fiyatlar düşük olduğunda şebeke elektriğini kullanma ve fiyatlar yüksek olduğunda fotovoltaik sistemi açma seçeneği sunar. Enerji yükünün her zaman tamamen PV sistemi tarafından sağlanması gerekmeyeceğinden, bu seçenek ilk maliyetlerinizi azaltacaktır. Ülkemiz koşullarında tercih edilmesi mümkün görünmeyen bir alternatiftir. Güneş panellerinizi şebekeye bağlamanız gerekip gerekmediğini anladıktan sonra, güneş sistemi tarafından sağlanması gereken enerji yüküne karar vermeniz gerekecektir. Bu karar, beklentilerinize bağlıdır ve güneş enerjisi tesisatçınız, istenen yükü sağlamak için en iyi dizi sistem konfigürasyonunu sağlamalıdır. Devamını ilgili internet sayfamızdan okuyabilirsiniz.